Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hitbox marka gazsız gazaltı kaynak makinamızın ince malzemelerde testini yapacağız. Yorumlarda bayağı bir isteyen arkadaş oldu. İnce malzemede nasıl iş görür mü? Gazsız gazaltı telli kaynağını ince malzemede dener misin? Ya, elimde hurdacılardan ve kendimden bulduğum kadarıyla birkaç parça galvenizdir, profillerdir. Yani galveniz çatı saçıdır. Eski bir kapıdan çıkan saçtır. Kalınlıklarına göre 0.70, 0.50 mesela 1.5 milim, 0.80, 1.20, 0.90, 1 milim, 0.75. Yani bunları sizlerle beraber videomuzda ince malzemede gazsız gazaltı kaynak telimiz işe yarıyor mu? Hep beraber onu göreceğiz arkadaşlar. Bir de bana yorumlarda bazı arkadaşlar özellikle belirtmişler. Makinanın elektrot kaynağını denememi istemişler. Ben de elektrot kaynak makinesi olduğu için ilk açılış kutu açılışı videomda denememiştim. Yani özellikle gazaltı kaynağı için almıştım. Gazsız gazaltı kaynağı için. Videonun son kısmında da elektrot kaynağını kullanamayan arkadaşlar için ayar göstergesinden deneyeceğiz arkadaşlar. Bir de birkaç arkadaşın sorduğu soru vardı. Ayar nasıl yapıyorsun? Kaynak makinesini nasıl başlatıyorsun diye. Gelin bunları hep beraber sizlerle beraber görelim. Makinamızı arkadan tuşundan açıyoruz. Makinamız zaten açılır açılmaz. Yani şurada 0.8 milim tel kullandığımız belli oluyor. Şu tuş sayesinde yapacağımız kaynağa göre değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda 1 milime geçti. Tel ayarını buradan değiştiriyoruz. Şu an tik kaynağına geçti. Tik torcu ve gaz olursa, gaz tüpü olursa tik kaynağı da yapar arkadaşlar. Tekrar bastığımızda da MMA, normal elektrot kaynağına geçti arkadaşlar. Bizim istediğimiz 0.80 milimde normal kaynakta 92 amperde, 90 amperden başlayalım. İnce malzemede denemek için. Güvenliğimiz önemli. Kaynak eldivenimizi takalım. Kaynak maskemizi de kullanacağız. İlk önce isterseniz saçlarda deneyebiliriz. 0.75 de normal. Bu arada gazsız gazaltını kullanırken şasemizi artı kutbuna takıyoruz arkadaşlar. Ben makinenin ucundan şu kısmını çıkardım. Bu şekilde daha rahat kaynak yapıyorum. Ortada bir dış kaplaması vardı. Bu bakır olan yüzeyde daha rahat kaynak yapıyorum. Şimdi 0.75'lik malzemede deneyelim. Kaç amperdeydi? 90 küsur amperdeydi sanırım. Evet, 90 amperde. Evet, 90 amperde bir müddet tuttuktan sonra 0.75'i deldi arkadaşlar. Amperimizi düşürebiliriz. Biraz daha düşürelim amperimizi. ...80 amperi aldım. Şu an 60 ampere düşürdüm. 0.75'lik malzemede. Evet, 60 amperde de deliyor. Yalnız kaynak yapılmaz değil. Aynı bölgede çok fazla tutarsanız, yani yapmayabilirseniz yapabilirsiniz. Mesela şu iki malzemeyi mesela birbirine kaynatabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle maskemi şöyle koyayım. Punta atayım. Şöyle punto attım. 3-4 tane. Punto attıktan sonra normal bir şekilde deneyelim.
0.75'lik malzemede. Evet arkadaşlar, parça birleştirirken aynı yerde, aynı noktada sabit bir şekilde durmazsanız gayet güzel kaynak oluyor. Bakın gördüğünüz gibi gayet de güzel aynı yerde sabit kalmazsanız 0.75'te kaynak yapıyor. Bence 0.50'de de yapar, 0.60'da da yapar. Yani amper şu an 60 amperde. Şurada mesela açıklık kalmış. Bu açıklığı doldurmaya çalışalım. Evet. Gayet güzel bir şekilde yapıyor arkadaşlar. 0.60 amperde, 0.60 minim profil ve 60 amperde de oldukça fazlasıyla iş görüyor. Evet, 61 amperdeymiş hatta. Mesela 0.50'yi, 0.50'deki galvanizi mesela 0.50'lik bir galvanizi 1.5 milimlik profile kaynatalım. Şu anda 0.50'lik galvanizi profile kaynatıyoruz. Evet. Başta punto attık. Evet, başta puntamızı attık. Şimdi başlayalım kaynatmaya. Şu anda düşürelim biraz daha. 0.50'de biraz yakıyor. Hatta en alt limiti 35 ampere aldım. 35 amperde deneyelim. 0.50'lik saçı 1.5 milimlik profilde kaynatıyoruz. Arkadaşlar 35 amperde bile gazsız gaz altı teli canavar gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi 35 amper. Şu anda 35 amperde. Makine şu anda 35 amperde arkadaşlar. Yaptığı kaynağın güzelliğine bakın. Tabii bu profil 1.5 milim. Üstündeki galvaniz saç 0.50 milim. 35 amperde bile onu ufak ufak yakıyor. Ama yapılmayacak bir şey değil. Rahatlıkla yapılır. Aralarda açıklık var. Çünkü ben denemek için tam üstüne oturtmamış olabilirim. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Yani mükemmel kaynak yapıyor. 35 amperde bile gerçekten müthiş kaynak yapıyor. Yani yaptığı kaynak bu arkadaşlar. Yani canavar gibi makine. Yani hala alayım mı? Yani tavsiye eder misin diyen arkadaşlara yani kesinlikle tavsiye ederim yani. Şu anda makine 35 amperde, 35 amperde bile harika kaynak yapıyor. Yani 0.50'lik parçayı 1.5 milimlik profile kaynattığımızda yani ufak tefek şu kısımlarda 0.50 milimlik galvaniz saçı yaktığını görebilirsiniz. Ama yani bu çalışmanıza engel değil. Ben arkadaşlar aynı şekilde araba kaportasında da denedim makinayı. Bir yerde kilit uymuyordu. Oraya kilit kaynattım. Hiç kesinlikle yakmadı. Yani benim kamyonetin kaportasında denedim. H100 kamyonetim. Yani şahane bir makine yani. Şahane bir kaynak yapıyor. Amper olsun. 100 amper olsun. Mesela burada bir 1.5'luk
bir profilim daha var. Mesela 100 amperde durmadan mesela devamlı bir kaynak yapalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel kaynak yapıyor arkadaşlar. Yani makina gerçekten müthiş. Tekrar bir set daha geçelim. Hatta tutarsam deliyor bile. Ama hiç sorun değil. Elektrot kaynağı kadar zor olmadığı için deldiğim yeri bile rahatlıkla kapatıyor. Bakın, deldiğim yeri kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bana mısın demiyor. Durmadan bile 100 amperde yani hiç süre vermeden kaynatıyor arkadaşlar. Yani az önce yanlış açıda durmama rağmen sonradan yan böyle yaparak profili yaptığı kaynağa bakın arkadaşlar. Hani sağlamlık konusunda da hiçbir sıkıntı yok. Her türlü yani zaten bir punta dünyaları taşıyor. Eskiler öyle söyler. Bir punta 500 kilo taşır derler. Bir ton taşır derler. Yani makina şahane makina. Yaptığı kaynaklar ortada arkadaşlar. Yani yaptığı kaynaklar burada. Harika kaynaklar yapıyor. Yani son olarak da isterseniz yani 1 milimlik bir galveniz var. Onu da deneyelim. 1 milim galvenizde. Bir milim galvenizde de 70 amperde düz gidelim bakalım. Yaptığı kaynak bu arkadaşlar. Bir milim galveniz. Bir milim kalınlıktaki galveniz 70 amperde yaptığı kaynak. Yani makina gördüğünüz gibi 35 ampere kadar ince malzemede de iş görüyor. Yani her türlü her şekilde iş görüyor arkadaşlar makine. Makinamızı tekrar açalım arkadaşlar. Makinamız ilk açılınca şu şekilde kendine gelene kadar orada FL diye bir yazı yazıyor. Ondan sonra hangi işlemdeysen o kısma geçiyor. Şu anda biz en son gazsız gazaltı kaynağı yaptığımız için 0.8 milim tel kullandık. Bir de arkadaşlar birkaç arkadaş daha sormuş. Makinanın içinden 1 milimlik şey çıkıyor mu diye. Şu gördüğünüz dönen tekerlek kısmı var ya telin geçtiği, makaradan telin geçti. O şeyin rulmanın bir kısmı 8 milim yani iki taraflı. Ters çevirdiğinizde 1 milim oluyor. Diğer tarafına çevirdiğinizde 0.8 milim. Hangi teli kullanacaksanız o kısma getirmeniz lazım. Şunu söküyorsunuz. Yani buradan çıkıyor bu. Tabii ilk önce bu üst kısmı çıkarmanız lazım. Bu orulman çıkıyor dışarı. Diğer tarafını aldığınızda 1 milim yazıyor. Zaten göreceksiniz tırnakları var. Kanal açmışlar. Bir kanalda 0.8 milim yazıyor. Bir kanalda 1 milim. Yani ayrıyetten 1 milimlik rulman almanıza gerek yok arkadaşlar. Makina maksimum 1 milim tel yakabiliyor. Yani 0.8 milimlik zaten üstünde 0.8 milim yerde takılı olarak geliyor. Siz 1 milimlik tel kullanacaksanız 1 milim teli makaraya taktıktan sonra oradaki rulmanı çıkartıp ters tarafına takıp 1 milim yazan kısımdan geçirebilirsiniz. Hatta hani şurada 2 tane diş var ama tam gözükmüyor olabilir. Yani o 2 dişten birisi 0.8 birisi 1 milim arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Video altında yapılan yorumlara göre. Şimdi arkadaşlar en son zaten gazsız gazaltı kaynağında bırakmıştık makineyi. Şase kablomuz artı kutbundaydı. Şimdi buradan normal bakın buradan geçtiğimizde az önce de söyledim. 1 milime geçti. 1 milim tel kullanacaklar. Bu kısımda yapmaları gerekiyor ayar. Tekrar bastığımızda tik kaynağına geçti. Bizim argon tüpümüz ve tik torcumuz olmadığı için
Onu şu anda yapamıyoruz ama inşallah Allah nasip ederse tik kaynağında deneyeceğim bu makineyle. Şu anda MMA kaynağı, normal elektrot kaynağımıza geçtik. Buradan arkadaşlar şasemizi artıdan eksiye alıyoruz. Şasemizi eksi kutbuna bağladık. Makinenin yanında gelen elektrot torcunu artı kutbuna bağlıyoruz. Bunların bağlanması çok kolay arkadaşlar. Amper değerimizi yükseltebiliriz isterseniz. Yani standart olarak 80-89 amperde olsun. Şu anda elektrot kaynağımız hazır. Elektrot 2,5 milimlik elektrot var elimde. Onu kullanalım. Yani bu sabit gaz torcu sabit kalıyor. Belki kötü özellik ama geçme olsaydı makinede eksi olan bence bir tek o özellik var. 0.90 ile 1.5 milim kalınlıktaki profilin kaynağını deneyelim sizlerle. Şasemizi bağlayalım. Şasiyi de böyle arkadan geçirelim. Şasemizi bağlayalım. Şöyle. Biraz hatta arttırabiliriz. 100 yaptık. Arkadaşlar elektrot yakarken ki performansı da gayet iyi. Şahane bir makine arkadaşlar. Ben elektrot kaynağını ben de ilk kez denedim. Başta biraz yumuşak başladı gibi geldi ama bir arkadaş da onu sormuştu. Sanki ya, tabii biz usta değiliz. Ama bana göre gerçekten güzel kaynak yapıyor arkadaşlar. Elektrot kaynağı da fazlasıyla iş görür. Hatta bir tane daha profilde deneyelim. Evet. Elektrot kaynağı da şahane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir kaynak yapıyor. Yani ben elektrot kaynağında İlk kez deniyorum. Bence elektrot kaynağında da iş görür. Dediğimiz gibi biz amatör kullanıcılarız. Ama kendi çapımızda yapıyoruz kaynak. Bence elektrot kaynağı için de makine her türlü işe yarar arkadaşlar. 3200-3300 lira gibi bir rakama satılıyor. Yani almak isteyenlere her türlü tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gazsız gaz altı kaynak telinde de makineyi denedik. Makine gayet şık. Yani hafif, rahat kullanım sağlıyor. Yani her türlü gönül rahatlığıyla kaynağı da sağlam. Almak isteyenlere tekrardan tavsiye ederiz arkadaşlar. Hani istekler doğrultusunda ince malzemelerde de gazsız gazaltı kaynak telini denedik. Normalde makinenin bir dezavantajlarından birisi, bence en büyük dezavantajı şu gazaltı gaz torcunun çıksa, hani gazsız gazaltı torcunun sabit olması çıksa daha iyi olur. Çünkü elektrot kaynağı yapsanız da bu da boşta kalıyor. Bunu da yanınızda taşımanız gerekiyor. En büyük dezavantajlarından birisi o. Ama bakıyorum ben diğer bütün bu tarz makinelerin hepsinde üstünde sabit kalıyor. Onun dışında bir dezavantajı, makine pratik. En fazla 1 kiloluk tel takılıyor. Gördüğünüz temin ne kadar çok yaktık. Makine hem bana mısın demedi. 35 amperde bile hiç yorulmadan 0.8 milin teli gayet güzel bir şekilde yaktı. Elektrot kaynağında gördüğünüz gibi canavar gibi. Yani makine bence çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kaynağı da oldukça sağlam. Bir de şöyle bir şey var. Yurt dışından illa artık tel almanıza gerek yok. Türkiye'de artık gazsız gazaltı kaynak telleri satılıyor. Mesela ünlü bir marka Magma Melt'in
Ben FCO90 diye Google'da aratırsanız Magma Belt FCO90 0.8 milimi de var, 1 milimi de var telin. Ben 0.8 milimi 5 kilogram olarak almıştım. Hatta N11'de indirim vardı. 800 lira gibi bir rakama almıştım. Aşağı yukarı 1 kilo tel bana 170 liraya gelmişti. Ben kendi makarama sardım. O şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Böyle bir tavsiyede de bulunayım size. 5 kilogramlık Magma Belt'in FCO90 0.8 milim veya da 1 milim alırsanız daha uyguna gelir. Çünkü 1 kilogramlık 350-400 lira arasında satılıyor. Şu anda Magma Belt'in 5 kilogramlığı pahalanmış. Ona rağmen bile 225-240 maksimum 250 liralara gelir bir kilosu. Daha uygunu almış olursunuz arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için, kanalıma verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Kanalımızın gelişmesi için bize katkıda bulunursanız, yeni makinalar, yeni şeyler tanıtmamız için bize desteklerinizi sunarsanız teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.